İstişrafuke en ya'lemel halku bi hususiyetke, mahlukun senin hususiyetini bilmesiyle şeref talep etmen delilun ala adem sıdkı fi ubudiyetke. Kullukta, ubudiyette sadık olmadığın delilidir. Bazı manevi hususiyetlerinin mahlukat tarafından bilinmesiyle şereflenmen, millet duyması, bilmesi, senin hoşuna gidiyorsa, onu bir yükseklik, bir mertebe olarak görüyorsan, bil ki sen kullukta sadık değilsin. Bazı insanların özel ibadetleri olur, salih amelleri olur. Kimsenin bilmediği, diyelim bir fakire sürekli bir yardımı vardır. Veyahut da bir ibadeti vardır, okuduğu cüzleri vardır. Bunları diğer insanlar duydukça hoşuna gidiyorsa, demek ki senin kulluktaki sıdkiyetin, doğruluğu, sadakatin daha yerine oturmamış olduğunun alametidir. Kale ba'dül arifin, bazı arifler dediler ki diye burada bir açıklama yapıyor. Men ahabben yattali'an nâsu alâ amelihi fehuve murâ. Kim amellerine insanlar muttali olsun, hoşlanıyorsa o gösterişçidir diyor. İnsanlar bilsin amelimi, şu ibadetimi yapıyorum ama kimsenin haberi yok falan diye düşünüyorsan, hayıflanıyorsan, onu üzülüyorsan demek ki göstericisin. Veyahut da insanların bilmesi hoşuna gidiyorsa göstericisin demektir. وَمَنْ اَحَبَّنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَى حَالِهِ فَهُوَ كَذَّابٌ. Kim de haline insanların muttali olmasını istiyorsa o da apaçık yalancıdır. Gösteriş amelde oluyor. Halin bilinmesini talep etmek de yalancılık olarak ifade ediliyor. Halini insanlar bilsin istemeyeceksin. Yoksa o zaman ben halisen Allah için yapıyorum sözünde yalancısın demektir diyor. وَعَلَى الْعَبْدِ اِخْفَاءُ حَالِهِ. Kula düşen halini ihfa etmek, gizlemek. وَاَنْ يَبْلُغَ فِكْمَنْ يَقْصَبَ عِنْدَهُ. Elinden gelen her şeyi yapacak gizlemek için. Şimdi tam tersi değil mi? Duyurabilmek için, bildirebilmek için her yola başvuruyor. Adam nafile oruç tutuyor, onu illa bir sebeple söylemeye çalışıyor. اَنْ يَبْلُغَ فِكْمَنْهِ اَقْصَى بَعِنْدَهُ. Elinden geldiği kadar kitbanına çekmedilmeye gayret gösterecek, gizlemeye. Elinden ne kadar geliyorsa. Dudağına su sürdürmüş Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet. Dudağın kuru, kuru göstermedi. Bu işte ilk baş müritler çok dikkat etmesi lazım olan konulardan birisi olarak kabul edilir. Kendi halini gizlemek, gizlemek, gizlemek. وَاَمَّا اِذَا تَمَكَّنَ الْيَقِينَ. Ama yakın temekkün etmiş ise, seyir sülükü tamamlamışsa ve eyyedu bir rusuhi ve temkin ve tahakkaku bi hakikatil fena, fenanın hakikati tahakkuk etmişse yani fena fillah olmuş artık. Adamlar duymuş duymamış hani şey var ya, bazen neredeyse melamiliye bile insanın meyledesi geliyor bu şeyleri okuduğu zaman. İnsanlar görmüş görmemiş, mert etmiş sövmüş, umurunda değil. Artık onları aşmış insanlar. Yani yolun başında çok zikir çekip seyirsizlik sonrası azaltmak gibi. Bu çok, onun gibi de. Tabii bu fenafile olmak çok zikir çekmekle ilgili değil. Yok, ha. Onu da söyleyeyim. Böyle işin kalıbında kalırsan trilyon tane zikir çek. Kalbe inmesi önemli. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ya, bin kere kalbin desin, Allahu Ekber, bir kere dilin desin. Ama biz dile çok söyletip kalbi hiç konuşturmuyorsa, kalp gafil, dil söylüyorsa, gene faydalıdır ama bu söylediğimiz fena makamı değil. Hela be'se izhar-ı ahmer ve mehasin-i ahval. O zaman ameli izhar etme, halini, güzelliğini göstermede bir sakınca yoktur. Artık o makama gelmişse, o gösterebilir, söyleyebilir. Hocam bu şeyden kaynaklanıyor değil mi? Fena olmamış oluyor. Çünkü fena da böyle olmasaydı, karşı taraf duymasın diye gizlemek de karşıya varlık vermek aslında. Evet. Riya niye kötüdür? Onun bilmesi sana tesir ediyor. Ama fena filan olmuş bir adam seni övsene, övmesene, methetsene, övmesene, ondan bir gurura, kibire gitmiyor. Sana tesir etmiyor. Ve insanlar onların fiiline iktida etsinler diye fena filah olan insanlar şey yapabilir. Ama bir insan da buraya geldiğine kendi kendine karar veremez.
Onu da söyleyeyim. Şeytan öyle de kandırabilir. Nefis ya artık sen fena filan ol. Her şeyi açıktan yapmıyorlar. Niye mesela mürşide bağlılık emredilmiş? Ondan.